Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, haber bültenimize başlamadan önce öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün haber stüdyomuzda özel bir konuğumuz olacak. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bir eylem planı başlattı ve bu eylem planı çerçevesinde İl Sağlık Müdürlükleri ile güzel bir projeye imza atıyorlar. Özel konuğumuzu şimdiden size hatırlatmış olalım. Evet, ilk haberimiz 375 milyon liralık dev yatırım yeni sanayi sitesi projesi. Hem Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı için hem de Aksaraylılar için mutlu son. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiği günden beri üzerinde çalıştığı, belediye tarihinin en büyük projesi olan 375 milyon liralık sanayi sitesi kentsel dönüşüm projesinde mutlu sona ulaştı. Dev projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Sanayi esnafları ve Aksaray için çok büyük önem taşıyan sanayi sitesi, kentsel dönüşüm projesi ihalesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Özellikle sanayi esnafları için elzem olan yatırımın bir an önce başlaması için girişimlerini sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ihale öncesi Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Üçkulak ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk'la İstanbul'da bir araya geldi. TOKİ İhale Daire Başkanı Abdülvahap Afşin'in başkanlık yaptığı ihaleye Türkiye'nin önde gelen 22 firması katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Aksaraylı Oda Başkanları'nın da katıldığı ihalede katılımcı firmaların verdiği teklifler açıklandı ve komisyon tarafından değerlendirmeye alındı. İhale sonuçlarının gerekli araştırma ve incelemelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacağı bildirildi. O özlemle beklediğimiz, yıllardır beklediğimiz ihaleyi çok şükür gerçekleştirdik. Ben burada önce teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Başta Salim Müdürüme, ardından Mustafa Karahancı, Başkan Yardımcıma, daha sonra oda başkanlarıma her an, her zaman beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz ve bu projenin gerçekleştirilmesinde sonuna kadar yanımızda bulunan bütün oda başkanlarıma canı yürekten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de esnaflarımıza olacak. Sanayideki esnaflarımız hiçbir şeye aldırış etmeden TOKİ'mize, bize güvenerek, belediyemize güvenerek böyle bir projeye bizlerle beraber oldular ve elhamdülillah bugün çok güzel meyvesini alıyoruz. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bugün 22 tane firma katıldı ve hepsi birbirinden güçlü firmalar ve sonuçlarda yaklaşık 20 güne kadar netleşecek. Çünkü sorgulama işlemleri, düşük fiyat teklifleri, bunların hepsi değerlendirildikten sonra nihayetinde bu işi alan firma netleştikten sonra da inşallah kısa zamanda protokoller imzalanıp bir an önce yapıma başlanacak ve TOKİ'mizin de söylediği gibi en kısa zamanda esnaflarımıza teslim edilecek. Ben şimdiden hem Aksaray'ımıza hem memleketimize hayırlı olsun diyorum. Tabii vekillerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Her aşamasında bizlerle beraber oldular. TOKİ çalışanlarımız, Gürol Bey'den tutun da proje kontrolümüzü yapan bütün ekibine, değerli TOKİ Başkanımız Ergün Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Böyle güzel bir proje, böyle devasa bir projeyi şehrimize kazandırdılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, değerli başkanlarımızla beraber ihaleye katıldık. Allah izin verirse 20 gün içerisinde başkanımız açıklamasını yapacak. Son aşaması, projemizin son aşamasına geldik. Buradayız. Müjdeli haberlerle geleceğiz Allah izin verirse. Belediye Başkanımızın önderliğinde, değerli başkanlarımızla birlikte bugün TOKİ Başkanlığındaydık. Yaklaşık olarak 22 tane firmanın katılımıyla Aksaray'ımıza yeni yapacağımız sanayi projemizin ihalesi gerçekleşti. Buradan aldığımız net bilgiye göre de inşallah 15 ile 20 gün içerisinde alan firmaya ve rakamlar konusunda gerekli açıklama TOKİ tarafından yapılacak. Açıklama yapıldıktan sonra da zaten belediye başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır. Ben buradan Aksaray'daki bütün hemşerilerimize, özellikle sanayi esnafımıza, biz ilk günden bugüne kadar sürekli şunu söylemiştik. Biz belediye başkanımızın yanındayız. Biz bu projeye inanıyoruz. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu proje hayata geçecektir dedik. Sağ olsun onlar da bizlerin söylemesiyle birlikte bizlere inandılar. Ve
değerli belediye başkanımızın da söylemlerine inandılar ve yanında oldular. Mevlam yüzümüzü kara çıkarmadı diyorum. İnşallah zor bir proje. Bugüne kadar yapılan az önce yukarıda da TOKİ başkanımızla da görüşmelerimizde hakikaten şunu söyledi. Biz bu projeye hakikaten çok büyük bir proje, çok maliyetli bir proje ama söz verdiğimiz için özellikle Haluk Başkan'a söz verdiğimiz için, milletvekillerimize söz verdiği için geri dönemedik dediler. Ve şu anda da ciddi anlamda bu tür projelere Türkiye'mizden taleplerin olduğundan bahsettiler. Haluk Başkanımıza buradan ne kadar teşekkür etsek az. Hakikaten esnaf ve sanatkarların hep yanında oldu. Şu anda da bu mutluluğu hep birlikte paylaşıyoruz. Haluk Başkanımız esnaf ve sanatkarların ne sıkıntısı olursa olsun veyahut da yapılabilecek esnaf sanatkarlarımıza güzel hizmetler yapabilecek alanları en iyi şekilde Sayın Başkanımız hep bizimle beraber tamam esnaf ne istiyorsa onu yapalım. Esnaf nasıl bir proje istiyorsa onu yapalım. Bunun hani örnekleri de tabii ki çok. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bize emanet ettiği şu İstanbul'dan, Eyüp Sultan Hazretlerinin bize tasarruf olduğu şu güzel şehirden, Somuncu Baba Diyarı, Veliler Şehri, Evliyalar Mekanı, Yeşil Aksaray'ıma saygılar, sevgiler, hürmetler. Sanayimizin medarı iftarı, Aziz Sıddık, Ulvi Cenap, Civan Mert, esnaf ve sanatkar kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sıradaki haberimizde toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalarla ilgili. Evet, hepimiz bir şekilde bir şeylerimizi unutuyoruz ve daha sonra bulamıyoruz. Haberin detayları geliyor. Aksaray'da her gün 35 bin kişinin seyahat ettiği otobüslerde yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyaların çoğu aranıp sorulmuyor. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray'da günlük 30-35 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Vatandaşların seyahat ettiği otobüsler günlük seferlerini tamamladıktan sonra temizleniyor. Bu sırada yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyalar şoförler tarafından tespit edilip kayıt altına alınıyor. Temizlik yapılırken bulunan eşyalar ilgililere teslim edilerek muhafaza ediliyor. Sahibi bulunamayan eşyalar 6 ay saklandıktan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Pahalı eşyalarını kaybeden vatandaşların eşyalarını aradıklarını vurgulayan yetkililer en çok kadınların eşya unuttuğuna dikkat çekiyor. Toplu taşımada eşyasını unutan vatandaşlar Küçük Bölcek Köprüsü otobüs durağı ve TOKİ 7. etap otobüs durağında muhafaza edilen kayıp eşyalar arasında eşyalarını bulabilirler. Kayıp eşya bölümünde 6 aydan fazla duran eşyalardan kullanılabilir olanları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, işe yaramayanlar ise imha ediliyor. Trafik kuralları ve sürücüler ve yayalar tarafından yapılan ihlaller. Öncelikle trafikte kendi canımızı, sonrasında sevdiklerimizin ve başka insanların canını tehlikeye attığımızı asla unutmamalıyız. 2017 yılı içerisinde Aksaray'da 18 milyon Türk lirası trafik cezası kesildi. Kurallara uymak yerine ne yazık ki trafik cezalarını ödemeyi göze alıyoruz. Aksaray'da 2017 yılında trafik kurallarına uymayan 71.068 sürücüye yaklaşık 18 milyon lira ceza yazıldı. 2722 trafik kazasının yaşandığı Aksaray'da 1542 kişi yaralandı, 55 kişi hayatını kaybetti. Aksaray Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara rağmen ne yazık ki yine kazaların önüne geçilemedi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlenen bilgilere göre geride bıraktığımız 2017 yılı içerisinde Jandarma ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde 286.618 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan 71.068 araç ve sürücüsüne 18.389.799 lira trafik idari para cezası uygulandı. Ekiplerce yapılan kontrollerde 5.942 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. 387 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Trafik ekiplerince kural ihlali yapan sürücülere 2017 yılında kesilen cezalar arasında ilk sırayı park yasağı aldı. İkinci sırada yer alan trafik işaret levhaları,
cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, 3. sırada ise hız ihlali yer aldı. Trafik ekipleri seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, fazla yolcu taşımak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak, alkollü araç kullanmak, tonaj sınırının aşılması gibi Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden cezai işlem uyguladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi başından itibaren ise Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 1254 okul servisini denetledi. Uygulamalar sonucunda kusurlu bulunan 87 servis aracına idari işlem uygulandı. Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise denetlenen 655 okul servisi denetlendi. Kusurlu bulunan 172 okul servisine idari para cezai işlemi uygulandı. Daha önce trafik cezası yediniz mi? Daha önce çok yedik onu. Hatta sayı bellisiz de kamyoncuydık. Küçük arabayla eve gidiyordum. Şu şeyin orada, kulenin orada bir bayan önüme girdi. Şimdi ben de arkada sıkıştırıyorum. Yani evden telefon geldi, gitmem gerekiyor. Solu vermiyor. Sağından da vurmak olmuyor. En son Kallıpeli'de yaklaşırken canım buraya geldi. Sağdan bir vurduk. 61 kilometrene 204 milyon lira. 154 milyon lira para ödedim. Hiç trafik cezası geldi mi? Geldi. Ne kadar? Çok oldu. 100 küsür liraydı herhalde. Ben kolay kolay ceza yemem ki. Trafik kurallarına uyuyorum. Onun için yemem. Yememeye çalışırım. O cezayı nasıl aldınız? O cezayı şeyden aldım, radardan aldım. Daha önce trafik cezası yediniz mi? Yediyseniz hangi sebepten dolayı? Yanlış parktan dolayı. Ne kadar? 95. Ödediğimiz 75. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı eylem planıyla ilgili tüm Türkiye genelinde il sağlık müdürlükleriyle birlikte bir çalışma başlattı. Biz de konuyla ilgili haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye'de gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımı sorunu alarm vermeye devam ediyor. Türkiye en çok antibiyotik tüketen OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı ciddi halk sağlığı sorunlarına sebep oluyor. Türkiye'deki ilaç israfını önlemek için akılcı ilaç kullanımı eylem planı hazırlayan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'yi Avrupa'da birinci sıraya taşıyan antibiyotik tüketiminin azaltılmasını öncelikli sıraya aldı. Vatandaşlarımızda bu konuda farkındalığın oluşmadığını belirten uzmanlar, bu sorunun yarattığı ve yaratacağı pek çok tehlikeyi anlatmaya devam ediyor. Toplumun %45'i kendi karar vererek antibiyotik kullanıyor. %16'sı şikayetleri geçince ilacı kendi kararıyla kesiyor. %81'i soğuk algınlığı için antibiyotik gerektiğini düşünüyor. Türkiye olarak %42,2'lik oranla antibiyotik kullanan ülkeler arasında dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100 kişiden 30'unun reçetesine antibiyotik yazılıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde antibiyotik kullanımında tüm dünyada artışların yaşandığı bilinmekte. Bunların yarısından fazlası ise gereksiz antibiyotik kullanımı olarak kayıtlara geçmekte. Akılcı ilaç kullanımı ulusal eylem planı kapsamında akılcı ilaç kullanımının sağlanması amacıyla farkındalığın oluşturulması ve toplumsal bilincin artırılması için illerde sağlık il müdürlükleri ise harekete geçmiş durumda. Dünyada en çok antibiyotik tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye başı çekerken Türkiye'yi sırasıyla Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya takip etti. Evet, VTR'de de izlediğimiz gibi akılcı ilaç kullanımı eylem planında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sağlık örgütleri bu konuyla ilgili mücadele veriyor. Ve yine haber bültenimizin başında da belirtmiştik, konumuzla ilgili bir konuğumuz haber stüdyomuzda bizimle birlikte. Hemen sizlere konuğumuzu anons etmek istiyorum. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörü Sayın Doktor Mustafa Aliç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Hocam, Hocam diye hitap etmek istiyorum, kusura bakmazsınız. Bu alışkanlığımızdan nasıl vazgeçeceğiz? Evet, şimdi bu akılcı ilaç kullanımıyla ilgili çalışmalar ilk olarak 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılmış ama tabii toplumumuzun aslında kanayan bir yarası. Çok ciddi yanlış uygulamalar, yanlış inanışlar mevcut. Bununla ilgili de bakanlığımız özellikle son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapmakta. Hı hı. Ki buna istinaden zaten 12 Ekim 2010 tarihinde de bakanlık oluru ile akılcı ilaç birimi
bakanlık bünyesinde kurulmuş ve illerde de koordinasyonu sağlamak amacıyla da 81 ilde akılcı ilaç kullanımı il temsilcilikleri oluşturulmuştur. Ben şimdi isterseniz akılcı ilaç nedir, akılcı ilaç kullanımı nedir, nasıl olmalıdır bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biz akılcı ilaç derken doğru ilacın doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde ve uygun fiyatla ve kolay ulaşılabilir şekilde kullanılmasını kastediyoruz. Burada tabii sorumluluk sahibi taraflar var. Bu işin paydaşları var. Bunlar kimler? Hekim, eczacı, ilacı uygulayan sağlık personeli, hemşire hanımlar, ebe hanımlar, hasta ve hasta yakınları, üretici firmalar ve bununla birlikte düzenleyici otoriteyle birlikte tabii diğer paydaşlar. Bunlar özellikle medya, sivil toplum örgütleri gibi. Şimdi akılcı olmayan ilaç kullanımı dersek aklımıza ne geliyor? Burada hastaların tedaviye uyumunun azalmasından bahsediyoruz. İlaç etkileşimleri karşımıza çıkıyor, istemediğimiz etkiler. Özellikle ve işin asıl büyük kısmını oluşturan antibiyotiklere karşı bir direnç, bizim asıl konuşmamız gereken ve üstünde durmamız gereken nokta ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tedavi maliyetlerimizi de bu arttırıyor. İsterseniz antibiyotik direnci nedir, nasıl gelişir? Bununla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Şimdi mikroorganizmalar, vücutta enfeksiyona sebep olan mikroorganizmalar çok çeşitli. Bunlar bakteriler olabilir, virüsler olabilir, mantarlar, parazitler gibi çeşitli mikroorganizmalar vücutta enfeksiyon yapar. Evet. İşte burada asıl dikkat etmemiz gereken nokta burada. Antibiyotikler dediğimiz ilaç grubu sadece bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Günlük hayatta çok karşılaşıyoruz. Özellikle şu anki mevsim itibariyle de karşımızda bir gribal enfeksiyon tarzı rahatsızlıklar. Özellikle örnek olarak söylemek gerekirse boğaz enfeksiyonlarının %90 ve üzeri kısmı virüs kökenlidir. Dolayısıyla antibiyotiklerin bu tarz rahatsızlıkların hiçbirinde faydası olmaz. Ama toplum olarak yanlış bir inanışımız, yanlış bir anlayışımız ve maalesef yanlış bir alışkanlığımız var. Antibiyotiklere bir sihirli ilaç gözüyle bakıyoruz. Evet. Birçok hastamızda antibiyotik almazsam iyileşmem sözüyle hep bize geliyor. Ama bunun ne gibi zararları var? İşte biraz önce bahsettiğim bu mikroorganizmalar aslında akıllı varlıklar. Yani her seferinde kendisine saldıran ilacın karakterini, gücünü ölçüyor, öğreniyor ve bir sonraki sefere ona göre hazırlık yapıyor. Yani dolayısıyla bağışıklık geliştiriyor. Bağışıklık geliştiriyor. Yani kendi savunma mekanizmasını güçlendiriyor. Yani dolayısıyla biz gerçekten hasta olduğumuzda aslında o mikroba etkili antibiyotiği kullansak bile daha önceden kazandığı direnç sebebiyle artık o ilaç, o antibiyotik etkisiz hale geliyor. Dolayısıyla bu özellikle antibiyotikler için söylüyorum, bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu hem halk sağlığı açısından, hem direnç gelişimi açısından, hem gelecek sağlığımız açısından ve hem ülke ekonomimiz açısından da çok önemli, dikkat edilmesi gereken bir durum. Evet, yapılan araştırmalar aslında toplum olarak %45'imiz kendimiz karar vererek, evet, rahatsızlandığımızda bir doktora başvurmadan, bir hekime başvurmadan kendimiz antibiyotik alıyoruz. Ya da sadece aslında akılcı ilaç kullanımı diyoruz. Sadece antibiyotikler değil ama işte kendimize göre ağrı kesiciler, vitaminler, ya da ona benzer vitaminler alıyoruz. Tabii ki biz toplum olarak bu alışkanlığımızı yıkamadığımız ortada ne yazık ki ve Sağlık Bakanlığı da bu yönde artık çok ciddi anlamda kamu spotları da hazırladı ve medya aracılığıyla da toplumu bilinçlendirmek adına birçok çalışma yapıyor. Şimdi %45'imiz kendi kendimize antibiyotik ve ilaç alıyoruz. Yine %16'sı insanların şikayetleri geçince ilacı kendi bırakıyor. Evet, ve yine %81'imiz de soğuk algınlığı için özellikle bilinçsiz bir şekilde hem kendimiz ilaç alıyoruz hem de çevremizdeki işte arkadaşımıza, eşimize, dostumuza da ilaç tavsiye ediyoruz. Ne yapmalıyız? Yani hani şimdi
İşte gribal, hafif bir gribal enfeksiyon geçiriyoruz ama kalkıp doktora gitmiyoruz ya da vakit bulamıyoruz. İşte kendi kendimize ilaca başvuruyoruz. Ne yapmamız lazım? Yani şimdi, ilaçtan önce farklı bir ne önerirsiniz? Şimdi aslına bakarsanız size söylediniz gribal enfeksiyon ve nezle tipi hastalıklarda zaten ilacın çok fazla bir etkinliği yok. Biz semptomatik tedavi dediğimiz uygulamaları yapıyoruz. O da zaten tamamen o anki şikayetleri gidermeye yönelik. Yani tedavi edici özellikleri de yok. Burada asıl olan yani kişinin kendine dikkat ederek vücut direncini yüksek tutması, bol sıvı alması, meyve tüketmesi, istirahatine dikkat etmesi, işte hijyenine dikkat etmesiyle vücut zaten bunu kendisi atlatır, yenecektir, atlatacaktır. Bir başka boyutu, biraz önce değinmeden geçtik. Antibiyotik kullanımında normalde bizim vücudumuzda normal flora dediğimiz aslında bakteriler var. İşte bu gereksiz kullanımlarda biz bu normal florayı da yok etmiş oluyoruz. Dolayısıyla vücut direncimiz düşüyor, yeni hastalıklara davetiye çıkarıyoruz ki kaldı ki bu direnç nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyon kişinin çok basit enfeksiyonlardan dolayı ölümle karşılaşacağını söylüyor. Yani çok ciddi bir konu, üstünde durulması gereken bir konu hem dediğim gibi halk sağlığı açısından hem ekonomik açıdan. Çünkü çok ciddi maliyetler bir antibiyotiğin bulunması, geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi 10 yıllar sürüyor. Ondan sonra biz bunu belki 3 senede, 5 senede, 10 senede o antibiyotiği etkisiz hale getiriyoruz bir nevi kendi elimizle. Bir başka husus akılcı ilaç kullanımında yani yanlış uygulamalar. Akılcı ilaç kullanımıyla kastettiğimiz bizim aslında ilacın üretiminden kullanımına kullanımından sonra da gerekirse ortadan kaldırılmasına kadar geçen süreç. Tabii saklama koşulları da çok önemli. Evet. Yanlış alışkanlıklarımız var. Genelde vatandaşımız hep buzdolabında saklanacakmış gibi bir algı var ama genelde ilaçlarımızı çocukların özellikle ulaşamayacağı yerlerde ışıktan ve nemden korunaklı, serin şekilde ambalajında saklamalıyız. Buzdolabında saklanacak tabii bazı özel ilaçlar var. Zaten onlar prospektüs uyarısına yazar. Ama her ilaç buzdolabında saklanmamalı. Onu bir kere buradan söyleyelim kesinlikle. Bir başka dikkat etmediğimiz noktada son kullanım tarihlerine çok dikkat etmiyoruz. Ne yazık ki. Yani bu açıdan da akılcı ilaç kullanımı açısından da bu dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Peki Sayın Haliç, şimdi kullanım raf ömründen bahsettik. Hani hepimizin evinde bulunan hani evde bulundurduğumuz ağrı kesicilerimiz var, vitaminlerimiz var. Kendimize göre işte reçeteli ya da reçetesiz. Ne kadardır? En basit bir ilacın raf ömrü ne kadardır? Yani hani bir ağrı kesici aldık diyelim, eve bıraktık. Ne kadar zaman sonra onu ben kaldırıp atmalıyım? Hani son kullanma tarihine bakmıyorum diyelim. Şimdi ilaç özellikle firmalar üretirken ya da bilimsel verilere dayanarak tabii bu içindeki miktarı ayarlayarak üretilir. Genelde 5 günlük. 7 günlük, 10 günlük, 14 günlük ya da 20 günlük şekilde ambalajlaması yapılır. Bizim şöyle bir uygulamamız yok. Yani 5 gün kullandım, geri kalan 5 günlük dozu da sonra gerektiğinde kullanalım gibi bir yaklaşım doğru değil. Çünkü saklama koşullarının ne kadar sağlıklı olup olmadığını bizim bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu ilacın etkinliğinde azalmaya sebep olabilir, başka yan etkilere sebep olabilir. O yüzden biz diyoruz ki tedaviye başladığınız zaman tedavinizi tamamen sonlandırın. Yani ilaçlarınızı tamamen zaten bitirin. Akılcı ilaç kullanımındaki en büyük sıkıntılardan biri de o. Genelde insanımız ilaç kullanmaya başlar, 2-3 gün sonra biraz rahatlayınca ya ilacı kullanmayı bırakır. Biz bunu istemiyoruz. Yani direnç gelişiminin en önemli sebeplerinden biri de bu. Çünkü tamamen o mikroorganizmayı ortadan kaldırmadan tekrar üremesine fırsat vermiş oluyoruz. Dolayısıyla ilaçları tam doz şeklinde kullanmamız gerekir. Biz yarım kalan ilaçların tekrar kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü saklama koşulları açısından, etkinliği açısından, yan etkileri açısından istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir. Her şeyden önce sağlığımız tabii açısından. Ki. Ve biraz önce çocuklara da değindiniz saklama koşullarında. Ne yazık ki hem ilimizde hem ülkemizde çocuklar ilaçlardan zehirleniyorlar. Evet. Bu konuda da birazcık mesaj verelim izleyenlerimize. Çünkü şeker zannedip yiyorlar.
Evet. Şimdi ilaç endüstrisi tabii çok gelişti. Dolayısıyla genelde hep eskilerden kalan alışkanlık ilaç acıdır, tadı kötüdür falan ama artık teknoloji çok ilerledi. Çok daha cazip hale geldi ilaçların kullanımı, uygulaması. Bunlar dolayısıyla çocuklar için de bir cazibe artık yani şekliyle. Sonuçta merak çağı tam. Dolayısıyla en önemli nokta çocukların ulaşamayacakları nokta. Güvenliği kapaklı genelde zaten firmaların çoğu buna dikkat ediyor. Evet ama bazıları tabii özellikle süspansiyon formlarında bu sıkıntı olabiliyor ve çok sık da karşılaşıyoruz aslında. Evet, gerçekten. Mesela buzdolabında saklamanın en önemli sıkıntılarından biri de o. Buzdolabı çok rahat ulaşabilecekleri bir nokta. Daha ulaşılmayacak. Serin, korunaklı bir yerde saklanmasında fayda var. Peki akılcı ilaç eylem planında paydaşlardan bahsettiniz. Yani kesinlikle reçetesiz ilaç kullanmamalıyız. Mutlaka doktor gözetiminde ve reçeteli ilaç alımı yapmalıyız. Ama biz vatandaşlar da eczaneye gittiğimiz zaman çok kolay ulaşıyoruz. Yani satın alabiliyoruz. Bunun için ne yapılmalı? Şimdi yani bununla ilgili çalışmalarımız var. Artık zaten antibiyotikler eczanelerden reçetesiz alınamıyor. Daha önceki yıllarda bu konuda bir eksiğimiz vardı ama o giderildi şimdi. Şu an eczanenin herhangi bir eczaneye gittiğinizde herhangi bir antibiyotiği artık reçetesiz alma şansınız yok. Çünkü reçete karşılığı ancak verebiliyor. Bunların çok ciddi yaptırımları var. İlimizde de sağ olsun eczacı arkadaşlarımız bu konuda da çok hassaslar. Bunun yanı sıra tabii bakanlığımızın da yaptığı çalışmalar var. Örneğin biraz önce bahsettiğim boğaz enfeksiyonlarında antibiyotik uygulamasıyla ilgili bütün aile hekimlerimize kart testler dağıtıldı. Testten sonra eğer mikroorganizma, bakteri pozitif çıkarsa ödenme şartı getirdi bakanlığımız. Dolayısıyla aslına bakarsanız kötü durumda değiliz önceki yıllara göre. Belli oranlarda, çok ciddi oranlarda düşüşlerimiz var. Aksaray'da bu oran yaklaşık şu an %38 oranında, aile hekimleri bazında söylüyorum, antibiyotik reçeteleme oranı. Ama bunun biraz daha aşağı çekilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bununla ilgili bu paydaşlar demiştiniz. Biz onlara yönelik de bakanlığımız bünyesinde halk eğitimleri, hekimlere yönelik eğitimler, diş hekimleri ve hekimlerimize yönelik eğitimlerle eczacılarımıza yönelik farkındalık eğitimleri diyeyim yapıyoruz. Bunların planlaması da hala devam ediyor. Bununla ilgili öncelikle ev sahipliği yapan belediyemize de bu arada teşekkür etmek istiyorum. Billboardlarını bize tahsis ettiler. Biz de bununla ilgili akılcı ilaçla ilgili billboard ilanlarımızda şu an şehrin belli noktalarında asılı. Ben buradan tekrar Sayın Başkanımıza, Aksaray Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bize bu konuda destek oldukları için. Evet, İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerçekten zaten 2014-2017 tarihleri arasında biliyorum. Bildiğim kadarıyla bir eylem planı var. Akılcı ilaç kullanımı eylem planı. Bu yılda gerçekten Sağlık Bakanlığı bu konuda ağırlık verdi diyelim. Evet. Şey olarak, ama biz sadece antibiyotik değil, hiçbir şekilde. Tabii diğer ilaçlar için de geçerli bu. Da. Peki artık veda edeceğiz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Hekiminize güvenin, eczacınıza güvenin, onların danışmanlığına inanın. Gereksiz ilaç kullanmayalım. Bu hem kendi sağlığımız açısından hem gelecek nesillerimizin sağlığı açısından. Dediğim gibi bu antibiyotik direnci bugünden yarın olacak bir şey değil ama belki 15 sene, belki 20 sene sonra karşımıza çıkacak ciddi bir sorun. Hem ülkemizin ekonomisi açısından bunlara dikkat edelim. Kendi isteğimiz doğrultusunda ya da bir komşumuzun tavsiyesiyle ilaç kullanmamaya çalışalım. Ben bütün izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum bana da bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.